Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sunar. Samsung Galaxy'nin sunduğu sor bakalımın bu haftaki konuğu benim ee, çok acayip sorular hazırlandığını görüyorum. Ben de izin vermediler. Önden bir, bir saat önden talep ettim aslında. dediğim gibi bir ne geldi, ne elimizde var. Lütfen görebilir miyim? Hayır dediler ve yaklaşık iki buçuk üç dakika önce çekime girmeden e, görebildim. Çok enteresan bir e, 15-20 dakika bizi bekliyor. Olmaktan korktuğum bir formattayım. Sıra bana gelmez diye düşünüyordum. Geldi. E, bakalım neler yapacağız. Tanıdık bir isim. Sıza Oğanculum. E, ömrü hayatımda gördüğüm en süpersonik adam. Henüz Türk medyasını ele geçirmediyse... ...tek sebebi şimdilik istemiyor olmasıdır demiş. E, ekşi Sözlük Enteresası bu. Ozan'ınki. E, sanıyorum... 2012'dir. Yani ya 2011'dir ya 2012'dir ama 2012 olması lazım ee, çünkü biz Ozan'la 2009'da Eurosport'ta bir hafta arayla girdik. Ben önce girdim stajyer olarak. O benden bir hafta sonra girdi. Ben o bir haftada ne yaptıysam bugün. Zirveye çıktım. Ozan'ı da Amerika'ya yolladık. Ee, i̇şte o bir haftada yaşananlar aramızdaki farkı belirledi. Ya şaka bir yana burada 3 senelik falan arkadaşız Ozan'la ve gerçekten ciddi bir kader ortaklığımız da vardı. Zaten Ozan benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Ee, burada da teveccüh göstermiş sağ olsun. Henüz Türk medyasını ele geçirmediyse tek sebebi şimdilik istemiyor olması demiş. Dediğim gibi sanıyorum bir 10-11 senesi var. Öyle ee, öyle. Kemosabi. Felaket itici bir adam ya. Kasıntı mimikleri, bilmiş bilmiş konuşmaları ama aslında ciddi anlamda ne futboldan ne basketboldan ne UFC'den ne de başka bir spor dalından gram anlamaması değil anlaması olacak. Çünkü ne ne bağlacından sonra Türkçe'de olumlu e, bitirmeniz gerekiyor cümleyi. En azından dil bilgisinden anlıyormuşuz. E, geçen Premier Lig'le ile ilgili bir videolarını izledim 3 dakika kadar. Dayanılır gibi değil cidden futbol bilgisi ve tavırları. Bir spor olarak da her yerde karşıma çıkmasından bayağı sıkıldım. Ee, şöyle UFC'den kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum. Ee, seyretmiştim de yok. Basketboldan da inanılmaz anladığımı söylemem. Futboldan biraz anlarım. Ee, bilmiş bilmiş konuşuyor muyum? Bazı programlarda format gereği bilmiş bilmiş konuşsam da... Ya ...çok bilmiş bir insan değilim. Özellikle kasıntı mimikleri... E, ya ...itici de olabilirim. İnsanlara itici gelmem. E, dediğim gibi bazı programlarda özellikle insanların ne yapıyor bu demesini anlayabiliyorum. İtici gelmeyi de anlıyorum ama e, çok kasıntı biri olduğumu düşünmüyorum. Hatta tam tersi e, ben genelde doğal bir insan olduğumu, yani insanlar da öyle şeyler öyle düşünüyorum. Bir sporsel olarak da her yerde karşıma çıkmasından bayağı sıkıldım. Valla ben de yoruldum. O yüzden önce spikerlik işini e, biraz askıya aldım. Seneye de bir iki programdan daha ayrılmayı düşünüyorum. Ama e, ayrılmadığım takdirde dahi e, benden sıkıldıysanız Sayın Kemal Sabi... ...izlemeyebilme şansınız var. Çünkü... Ee, ...öyle. Bluesman. Bu da e, Eurosport'tan spiker abim. Sevgili Yiğit Top. Bu da herhalde 2013-2014 falandır. Bu akşamki Neurosport-Ayazma maçıyla... rüştünü ispatlamış Neurosport'un teknik direktörü. Şuna bir tık atayım. Sonrasında bu teknik direktörlük işi... ...Erman Derman'la... E, ...daha da profesyonel bir anlayışa... ...bülündü. Neurosport-Ayazma maçları... E, Sosyallik miydi? Gazoz Ligi, Gazoz Ligi. Ee, Neurosport biz NTV Spor'la Eurosport karması bir takımdık. İşte İsmail Şenul'un, e, Emre Özcan'ın, Sencer Yücel'in, Atahan Altınordu'nun e, birçok önemli ismin e, oynadı. Ben de o takımın teknik direktörüydüm. Çünkü e, ben de Sergen Yalçın gibi koşunca yorulduğumdan çok oynamak istemiyordum. E, güzel günlerdi. O günleri sevgiyle yad ediyorum. Skugnizdiği. Çin kadar ne kadar spordalı varsa anlatıyor. Eurosport'ta çalışıyorsanız e, o dönem öyleydi. Bu bir zorunluluktur. Harbi Beşiktaşlı'dır. Öyleyimdir. Kafa adamdır. Öyleyim herhalde. 1981 doğumlu. Evet. Hala bekar olduğunda kadın hayranları için ayrıca belirtmek istedim. Hala da bekarım. Yani bu muhtemelen Eurosport döneminden e, bir 10 senesi var. Hala 1981 doğumluyum. Hala da e, bekarım. Ee, ...sevgili Skugniz'i. Aslında her şey yıldız tozu. Neden ünlü olduğu anlaşılamayan... ...boş adamlar cemiyetinin bir mensubu. Ne kadar ünlüyüm bilmiyorum... E, ...açıkçası. Yani tabii ki sokakta... ...insanların tepkilerinden... ...işte yaptığım programlardan... ...belli seviyede bir tanınırlığım olduğunu... E, ...biliyorum. Bilmiyorum diyemem, yalan olur. Ama hani ünlü müyüm ya da ünlüsün dedikleri zaman da ben hala çok ünlü hissetmiyorum kendimi. Yani ünlü dediğin Kıvanç Tatlıtuğ'dur. Ne bileyim işte Tarkan'dır. E, candan Erçetin'dir. Nereden geldi aklıma Candan Erçetin bilmiyorum ama. Rahat ol. Sokrates Dergi YouTube kanalında Londra Merkez adlı programlarına denk geldim. Evet. Kürekle kaliteli futbol bilgisi. Bravo hemen şuraya bir tik. Tadında goy goy. Bravo tik. Arada bir yarılma. Tik. ...kaliteli arkadaş muhabbeti yani... ...tik 4 ...Erman Yaşar programın yıldızı... ...tik... <laughs> ...yazlık ve kişneme temalı sevgili hikayesi de... ...efsane... Ee, ...çok tik oldu... ...üç tikte kalsın... ...tik silimi yapacağım... ...bir saniye... ...arada bir yarılmayı silelim... ...kaliteli arkadaş muhabbeti kalsın... ...ben zaten programın yıldızıyım... ...tadında goy goy de kalmasın... ...onu da silelim çünkü bazen... tadına aşıyor goy goy... ...yalan değil... Vasil Petrov Kolarov demiş ki taş kağıt makas bile anlatabilen büyük usta. Ben bunu oynayamıyorum ama anlatabiliyorum. Ee, hem Londra merkezlerden hem başka programlarda görmüşsünüzdür. Bunun ilk timinginde bir sıkıntı var bende. Nedense e, çok ilginç. Hatta bir kişi geçenlerde şey demiş neden gerizekalı taklidi yapıyor taş kağıt makas oynarken diye. Hakikaten ben de seyrettiğimde gerizekalı e, oldu mu düşünüyorum. Ama o ilk başlangıçtaki şeyi uzun süre yapamadım. Şimdi yavaş yavaş evde çalışıyoruz bir iki arkadaş. Ee, biraz daha iyiyim. Taşgal ya yani bu işin Eurosport kısmını anlatmam lazım. Biraz açmam lazım aslında. Ben 2009 yılında Eurosport'a girdim ve 2020-2020 civarı çıktım evet pandemiden çok kısa bir süre sonra. Ee, o 2009-2020 e, benim e, gerçekten ...ciddi anlamda bir şeyler ektiğim... ...ve şu anda onları biçtiğim bir dönem sanıyorum... Ee, ...taş kağıt makas da anlattım... ...işte deminki yazıldığı gibi çim okeyi de anlattım... ...basketbolda anlattım... ...çok fazla tenis anlattım... ...çok fazla futbol anlattım... ...kış sporları anlattım... Golf anlattım, onu anlattım, bunu anlattım. Bunları çoğu zaman işte gece 2'de, sabah 4'te 3 izleyiciye, 5 izleyiciye e, anlattım. Olimpiyatlar anlattım, şampiyonalar anlattım, şunu anlattım, bunu anlattım. E, bu anlamda e, bana ciddi bir katkı yaptığını düşünüyorum. Pini Minicini. Tenis maçlarında her olağanüstü demesine drinking game yapsak zorlu oluruz. Çakır keyif olmak isteyenler mükemmeli kullanabilir, onu daha az kullanıyor. Doğru bir eleştiri. Ee, katılıyorum. Burada biraz Türkçe'ye de istemedicem. Ee, ya çok fazla, özellikle İngilizce'de İngiliz anlatımları da dinlediğimde e, 8-10 tane çok ayrı sıfat kullanabiliyorlar. Ee, bu doğru bir eleştiri, yüzde yüz doğru bir eleştiri. Katılıyorum. Bazen ben de artık zaten çok az tenis anlatıyorum, çok az maç anlatıyorum zaten ama işte o dönemlerde kendimi dinlediğimde abi. Buna da olağanüstü demiş. çünkü olağanüstü bir şey. E, yani bir maçta bir kere, iki kere olur. Bazen hiç olmaz. E, bir maçta yedi sekiz kere olağanüstü diyorsanız, işte olağanüstü vuruş, olağanüstü geri dönüş, olağanüstü şey. E, o artık olağanüstü olmaktan çıkıyor zaten. E, ama o nitelemeler biraz e, bizde az iki üç tane şey. Özellikle spikerler. ...yani sadece tenisle de alakalı değil... ...basketbolda, futbolda işte mükemmel... ...harikulade, olağanüstü... Ee, ...genelde bunlara sığınıyoruz... ...ama... Pinimicini, niye ...hak veriyorum... ...The Fat of the Land... ...YouTube'un Mehmet Ali Erbil oldu kendisi... ...farklı kanallarda bulunduğu programlarda... ...artık format da kalmadı... ...bildiğin oyun oynatıyorlar adama... ...kalan zamanda da bağırıyor, şarkı söylüyor... ...Huysuz Erjin... Ee, Öncelikle yani Huysuz Virjin'in tırnağı olabilsem çok mutlu olurdum. Her ne kadar kendi yarattığım aura'nın ya da e, kendimin çok bir alakası olmadığını düşünsem de bence Türkiye gibi bir ülkede e, inanılmaz e, bir karakter ve inanılmaz bir tipleme Huysuz Virjin. Mehmet Ali elbira oldu kendisi farklı. gel şunu söylemem lazım. ...bazen ben de düşünüyorum... Ee, ...özellikle iki senedir... ...demin de söyledim... ya ...çok fazla şey mi yapıyorum... ...biraz azaltmam gerekiyor mu diye ki... ...işte ufak ufak azaltmaya da çalışıyorum... ...bir şeyleri e, bırakmaya çalışıyorum... ...ama e, programdan da format kalma diye... ...çok katılmıyorum... E, ...yaptığım... ...ya oyun oynatıyorlar adama demişler... ...ya Londra Merkez'de oyun oynuyoruz... ...çünkü Londra Merkez'de her şeyi yapıyoruz... Yani Londra Merkez'de helva da kavurduk... ...Londra Merkez'de şarkı da söylüyoruz evet... ...çünkü Londra Merkez formatsız bir program... Ee, ...aynen öyle de zaman zaman... ...sevgili Cihat Akber'le oyun oynuyoruz... ...çünkü o programın bir kısmında da oyun var... Ee, ...bu arada YouTube'da birçok formatta da... ...oyun oynanıyor zaten... Ee, ...o nedenle... ...The Fat of the Land'e... ...saygı duymakla beraber... ...küçük bir çizik atayım... Mind Mischief. Sokrates'in savunmasından Aleyna Tilki'nin son şarkısına, Barış Bıçakçı'dan Oasis'e, Bergen'den Serena Williams'a, Amerika Açık'tan Güllac'a, nerede o diye bağırılması gerektiğinden yaz aşklarının samimiyetsizliğine kadar birçok konuda fikirlerini dinleyerek ufkumu genişlettim. Medya devi, keşke param olsaydı da kendine bir klima alsaydım. Medya deviyken Diva'ya evrildi adam, Pinto Onur Erdem. Öncelikle ee, neyse ki Sokrates YouTube kanalı. O Sıkıntılı kara günlerden kurtuldu ve e, klimamızı aldık. Sonra birkaç tane daha aldık. Artık o ilk Londra merkezleri çektiğimiz korkunç atmosferden e, biraz daha rahattayız. Özellikle yaz dönemleri gerçekten e, orada bir 2018 Dünya Kupası yaptık. Yani ben ilk programda e, hakikaten ayağıma falan boy verecektim neredeyse benden çıkan suyla bileğime kadar su geldi ee, öyle bir e, program hatırlıyorum 2018 Dünya Kupası açılışı olabilir ee, daha iyiyiz daha iyiyiz ee, çok teşekkür ediyorum Mahindmez Şef'e de ya Sokrates'in savunmasından Aleyna Tilki'ye Barış Bıçak'tan oysa bir kere evet beni yakından tanıyanlar bilir ki yani hakikaten e, biraz karışık bir insanım ee, yani şarkı tercihlerim dinlediğim ee, izlediğim dizilerden izlediğim filmlerden e, beğendiğim şarkıcılara e, takip ettiğim birçok şeye hakikaten saçma bir skalan var ee, belki de bu saçma skala e, beni bu birçok programda e, bir şeyler hakkında fazlasıyla konuşabilir bir hale getirdi bilmiyorum ama e, saçma bir skala olduğunu kabul ediyorum adeninsiz timing herhalde Federico Valverdeye fede 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 dedikçe beni ekrana yumruk atma raddesine getirmiş yorumcu. Ya yani Federico Valverdeye sadece ben fede demiyorum, ee, herkes fede diyor. Yani herkes fede diyor diyor derken e, Real Madrid'te İspanyol medyası da fede diyor çoğunlukla. E, Real Madrid'deki takım arkadaşları da fede diyor. Carlo Ancelotti daha dün basın toplantısında fede dedi. Ha yani Valverde dediğim de oluyor ama fede daha kolay geliyor açıkçası. E, bu kadar triggerlanacak, bu kadar sinirlenecek bir şey mi? Federico Valverde, Fede e, dendiğinde ekrana yumruk atma raddesine getirmiş yorumcu. Bilmiyorum bence değil. Şaşkalos, sevgili Şaşkalos seni bekleteceğim. Aşık olduğu kadın Emma Stone'un maalesef Nişanlanmasından sonra kalbi paramparça olan geceleri bocak Horseman izleyip ağlamaktan gözlerini feri sönen spor spikeri. Hakikaten Emma Stone'un nişanlandığı hatta evlendiği dönemde e, Bojack'ta başlamıştı galiba. Ya da işte ikinci sezonu, üçüncü sezonu muydu? E, oralarda çok ciddi bir Bojack e, attığım bir dönem var. Emma karşı çok temiz duygularım vardı. Fakat bazen coğrafya kader Yapabilecek bir şey yok. Ulaşamadık kendisine. Ee, çok uzaklardayız ikimiz de. O e, başka bir yola gitti. Ben başka bir yola gittim. Ama hala e, kendisini gördüğümde şöyle bir e, ne derler? Hani olsun be Emma. E, bakışı atıyorum. Turizmci ama genellikle turist. Erman Yaşar ve Emre Özcan anlatıyor diye bugün hiçbir alakamın olmadığı daha önce hiç izlemedim. Dart izledim. Bu ikili mikrofonda olacaksa bana her spor müsabakasını izletebilirler. Ee, ya Emre benim de herhalde bir şey anlatırken en keyif aldığım partnerim. Yani çok fazla değerli yorumcuyla maç anlattım. Eski nesilden de yeni nesilden de. İşte İbrahim Altınsay Ömer Üründür. Yani işlerinde çok artık ee, belli bir ağırlığı olan tarihe geçmiş ya da işte spor basında geçmiş isimler onlarla anlattım. Uğur Meleke'yle anlattım. Ee, Önder Hoca'yla anlattım. Ama kendi jenerasyonum yani tabii Emre ile biz 10-11 sene aynı evde yaşadık. Birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Tek bir göz hareketinden, tek bir e, mimiğinden ikimiz de birbirimizin o anda ne hissettiğini, mutlu muyuz, mutsuz muyuz, gergin miyiz, değil miyiz, orada olmaktan memnun muyuz, Aa, Emre bunu bu cümleyle bitirecek, işte bunu böyle tamamlayacak, Aa, bak şuraya getirecek lafı gibi şeyleri çok iyi bildiğim için, o da beni çok iyi bildiği, çok iyi tanıdığı için e, genelde benim de e, çok yani futbolda da zaten ber beraber yüzde 99 futbol anlattık bir iki kere dart e, futbolda birçok epik anlatımım ya da çok iyi anlatımım e, çok keyif aldığım anlatımım Emreyle denk geldi e, umuyorum daha uzun süre beraber bir şeyler anlatabiliriz Emreyle bu gerçekten büyük bir lüks ve keyif bunun farkındayım e, belki de hayattaki en yakın arkadaşınızla e, aynı işi yaparken e, çok fazla insanın seyrettiği ee, ...birçok sporu... ...ya da işte bir sporun... E, ...önemli maçlarını anlatabilmek. United States kötü bir... ...Rasim Ozan taklidi. Yani ben... ...şöyle düşünüyorum... ...Londra Merkez... ...birçok yönden... E, ...beyaz futbolun... ...biraz daha işte... ...nasıl söyleyeyim... Hmm, ...kalitelisi diyenler var. Beyaz futbolun biraz daha... ...elit seviyesi diyenler var ki... ...buna e, hiçbir şey demeyeceğim... Ee, ...gayet... ...kabul edilebilir bir... E, ...yaklaşım... ...yani ben... ...hiç tanımıyorum Rasim Ozan Kütahyalı'yı... ...hiç tanışmadım... ...hiç aynı ortamda olmadım ama... E, ...ben... ...Rasim Ozan Kütahyalı'ya benzediğimi... ...de düşünmüyorum, onu taklit ettiğimi de düşünmüyorum... ...ama... E, ...şuradan bir... ...bağlantı olabilir, onu anlayabiliyorum... Beyaz futbolun e, dominant e, tarafı ya da işte programı enteresan yerlere sürükleyen her an e, bir bomba patlatabilecek, her an enteresan bir şeye imza atabilecek sürükleyici e, tarafı e, Rasim Ozan Kütahyalı iken Londra merkezde de bu görevi e, genelde ben görüyorum yani en azından yüzde doksanında e, belki e, bu anlamda anlayabilirim. Sezer Seven Seven değildir herhalde. Sezer Seven. Dışarıda Erman Yaşar işe, şey, şey. Dışarıda Erman Yaşar ile karşılaşırsak acaba ne yapmak lazım? Ya insanlar karşılaşıyor, geliyorlar. Fotoğraf çektirebilir miyiz? İşte ya konuş, yani bir yerde otururken beraber kahvaltı ettiğim insanlar da oluyor. Yani abi oturabilir miyiz iki dakika? Diyorum gelin bir çay içe falan. Gelsinler. Yani e, ben dediğim gibi son derece e, insanlarla konuşmayı ...çok ters bir zaman değilse... ...yani bir yayına yetişiyorumdur... ...bir yere koşturuyorumdur... ...çok anormal acelen vardır... ...hani sokağın ortasında belki... ...çok şey yapamam ama onun dışında... ...genelde e, herkes... ...gelebilir, laflarız. I am not an elephant. Şu sıralar prime dönemini yaşıyor... ...onun 15 dakikası ne zaman bitecek... ...göreceğiz... ...nasıl biri olduğunu da o zaman anlarız... ...bence... E, ...iyi bir yorum... Ee, şöyle iyi bir yorum. bir ee, kere benim de 15 dakikam bitecek. Bunu ben de biliyorum. Bunu birkaç kez de söyledim zaten. Ee, sonuçta e, iyi bir gönderme. Ee, işte herkes bir, bir gün 15 dakikalığına e, ünlü olacak. ya Belki benimki daha fazla sürer. Onu bilemiyorum ne kadar sürer ne eder. Ama e, tüm işlerde yani çok... Milyonda bir bir yetenek ya da olağanüstü bir insan, olağanüstü bir yetenek değilseniz e, bu Prime dönemini bir yere kadar e, sürdürebiliyorsunuz. E, ben de bir yerde bunun e, biteceğinin farkındayım. Bununla alakalı da ya çok fazla tasalanarak da yapabileceğim bir şey yok. Yani evet e, insanlar. Ben 2009'dan beri spor medyasındayım özellikle 2017, 2018, 2019'dan sonra işte YouTube işinde Sokrates bir atılım yaptıktan sonra oradan insanlara bir şeyler geçti benden bir iletişim kurduk ve ciddi anlamda bir popülerlik yakaladım ama yani bunu arkadaşlarımla da konuşuyorum kendim de biliyorum arkadaşlarım belki iki sene sonra belki beş sene belki on sene belki daha az ee, bir yerde bitecek nasıl bir olduğunu da o zaman anlarız da e, bence iyi bir ekleme çünkü e, insanlar daha çok kazanırken değil de kaybederken e, karakterlerini ya da işte nasıl biri olduğunu ortaya daha e, net koyarlar ama ee, ya benim hayatta yani her şey hiçbir şeyle alakalı çok fazla iddialı konuşmam ee, ama çok iddialı olduğum şeylerden biri e, ya ben ki beni mesela spor medyasında tanıyan birçok insan da yani 12-13 sene önce e, başladığım yerden bugün geldiğim yere aynı şeyi söyler. Ben e, hala aynı insan olduğumu düşünüyorum hala e, aynı şekilde davranıyorum işte. ...12-13 sene önce başladığım arkadaşlarımla da... ...yeni tanıştığım insanlarla da... Ee... Diyor, ...dedim ya yani kazanırken nasıl davrandınız... ...ben çok kaybederken de... Ee, ...böyle davranıyordum aslında... ...ya yani o yüzden onun çok değişeceğini düşünmüyorum... ...ama bu 15 dakika elbet bir gün bitecek... ...Burcu, Ergül... ...Emecan, Medya ve Erman... ...Cenk Güril şarkısıyla... ...kafamda öyle büyük bir yer etti ki... ...geçen gün evi süpürürken kendimi Jack grilliş Jack grilliş yaşanacak çok şey var grilliş diye şarkıyı bağıra bağıra söylerken buldum ee, bir hanımefendinin e, ev süpürürken bu şarkıyı söylemesi e, beni daha da memnun etti çünkü yani çok erkek odaklı bir iş yapıyoruz açıkçası ee, işte futbol spikerliği. futbol yorumculuğu futbol konuşmak her ne kadar yani şunu demek istemiyor hani kadınlar futbolda yok ya da kadınlar futbol seyretmiyor ama ne olursa olsun işte yüz izleyicimizin ya yani benim işte Twitter takipçilerime Instagram takipçilerime baktığımda zaten yüzde işte 96'sı yüzde 97'si e, erkek e, Premier Lig'de yani Türkiye'de 100 kişi izliyorsa bunun muhtemelen 90 95'i ya da 92'si erkektir. Evi süpürürken Burcu Hanım'ın Jack Grealish şarkısı söylemesi beni memnun etti. Harry Kane de çok ilgi görmüştü. Loftus cheek keza yine sevilen eserlerimizden. Ee, yapıyoruz ara ara. Ama Jack Grealish bu ara en trend eser durumunda. Tarık Varan. Ara sıra aklıma gelen bir soruyu. Erman abimin fit vücudunun... Şuraya bir külücük koyalım. Yarattığı etkiye dayanarak kendisine sormak istiyorum. 8 yaşında kaç tane erkek çocuğunu aynı anda dövebilir? Niye 8 yaşında erkek çocuğu dövüyoruz ya? Yazık güne. Gencecik. Ee, yapmam böyle bir şey. Şuraya bir çarpı atalım. Floyd'i. Bir medya devi kolay doğmuyor. Bugün sanırım 45 olmuş kutlu olsun. Bunu ne zaman yazıldı bu tabi bilmiyorum ama ee, daha önce dünya üzerinde 45 olduğum bir tarih olmadığı için ee, biraz egzajere edilmiş ama çok az kaldı 3 sene 4 sene kaldı ee, yavaş yavaş yaşlanıyoruz yaşlanmak ilginç bir şey gerçekten ilginç bir şey <laughs> Ondan sonra yani şu şundan dolayı ilginç bir şey bazen e, onları da görüyorum ee, ya kardeşim 40 yaşındasın artık saçma sapan hareketler ediyorsun falan bunu ben 26-27 yaşlarında falan 40 yaşlarındaki insanlardan çok duyardım. Acaba öyle mi ya da öyle olur muyum diye düşünüyordum. Abi yani mesela 48 yaşında bir adam çıkıp inanamıyorum ben 48 yaşında olduğuma hiç 48 gibi hissetmiyorum kendimi. Ne 48'i falan gibi. Ben de şu anda yani 41 40 41'i bitirdim 42 oldum artık. Ee, yok yani bana kalsa yani çıkmaz benden 40. Ya yani şöyle babamı falan düşünüyorum. Ee, 42 yaşındaki babam e, ya da işte dayımlar e, benim ben yani 16-17 yaşındayken 40-42 yaşında olan insanlar e, yani sanki böyle çok kelli felli adamlardı. E, bilmiyorum devir mi değişti ne oldu? Öyle. 45 olacağım ama az kaldı. Coming soon. Kançe. Son zamanlarda şunu fark ettim. Ben haftanın dört günü Erman Yaşar'ı izliyorum. İzliyor olabilir mi? Pazartesi ne var? FM günlükleri var. Salı Out of Bay Sokak. Çarşamba yok. Bir şey var mı? Var. Aynen öyle var. Aynen aynen. Perşembe Londra Merkez. Yine FM günlükleri de var. Cuma PUBG Mobile. Mobil kaldı. Cumartesi PUBG Mobile. Pazar PUBG Mobile. Haftanın her günü çalıştığım ortaya çıkıyor buradan da. Ee, yaklaşık iki buçuk, üç senedir haftanın her günü çalışıyorum. Öyle bir enteresan durumum da var. Bu arada burada çok kalabalık oldu. Şuradan şöyle hafif silim yapalım. Bunlar kalsın. Ben haftanın dört günü Erman Yaşar'ı izliyorum. Adam artık evimizden bir parça oldu. Çok teşekkür ediyorum. Huyunu, suyunu, her şeyini biliyorum. Bir yerde denk gelsem 20 yıllık tanıdığımış gibi sohbet ederim. E, çok teşekkürler öncelikle Kaan Bey. Bunun bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum. Şöyle, e, tabii ki haftanın dört günü, beş günü benim bütün yaptığım içerikleri izleyen biri benimle alakalı ciddi şekilde bir fikir sahibi olabilir. İşte neden hoşlanırım, ne izlerim. Neyi sevmem kimlerle takılıyorum ne yapıyorum ne ediyorum? Ama e, şunu da söylemem lazım Mesela beni sadece ekran önünden tanıyanlarla sadece ekran önünden tanıdıktan sonra tanışan insanlar, ee, ...biraz farklı bir insan görüyor. Bu kesin. Ee, çok örneği var bunun. Ee, yani bu şey anlamına gelmesin... ...bazı programlarda rol yapıyorum... ...ya da böyle bir insan değilim ama bir maske takıyorum... ...bir kalıba bürünüyorum. Ama biraz... ...çift ruhlu mu diyeyim... Ee, ...biraz çok, çok çabuk farklılaşan bir ruh halim mi var diyeyim... ...bilmiyorum. Ama yani mesela Londra merkezde... ...en... Ee, belki de fazla seyredilen içeriğim olduğu için söylüyorum. Ya Londra merkezde gördüğünüz insan e, ayın maksimum iki günü öyle oluyorum ya da üç günü pek ben değilim onu söyleyebilirim. Sorsam. Üniversiteyi ABD'de okumuş. Üniversite okumadım ama sonra bir sene okudum oralarda. 25 yaşında aksanıyla maç sunmaya çalışmasını hala anlayamadım spor şeysi. Böyle maç sunmuyorum ya bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Üniversite ABD'de okumadım ama sonrasında dokuz, sekiz buçuk ay falan Florida'ya gittim. Dil eğitimi falan fıstık. Belki master yaparım diye yapmadım. Ama <laughs> Amerikan aksanıyla maç sunmaya çalıştığımı hiç, hiç düşünmüyorum. Yok. Maalesef sorsam. Çarpılayalım. Baybars Elemento Programı canın canın duygu ve içtenliği için izliyorum demek ki son 6 aydır izleniyor. Ama Erman Yaşar'ın bütün telefon programla uğraşması gerçekten en hafif tabirle saygısızlık. Her dakika mesajlaşıp arada programlara laf atıp ana avrat söylemesi yakışmıyor böyle kıymetli spor yorumcuları içeren platforma ve kanala. Şimdi bazı programlarda gerçekten e, elimde telefon oluyor ve e, birileriyle yazıştığım da oluyor. Instagram'a falan da bakıyorum. Artık azalttık Instagramı ama ee, saygısızlık mı? Ya yani Londra merkezde bence saygısızlık değil. Mesela Atıp Bey sokakta bunu yapsam atıyorum kafadan Avrupa lokalinde, şampiyonlar lokalinde katıldığım başka programlarda yapsam bunun saygısızlık olduğunu düşünüyorum. ama yani ee, biz yani Londra merkez öyle bir problem değil bence. ...ana avrat sövmesi yakışmıyor... ...böyle kıymetli spor yorumcuları için... Yani ...ana avrat sövmüyorum... ...zaman zaman sövdüğüm oluyor... ...Onur da sövüyor... ...Can da ufak tefek sövüşleri var... Yani ...ana avrat değil ama... Ya, Lond ya ...dediğim gibi Londra merkezi izlemezseniz aslında... E ...çok bir sorunuz kalmayacak gibi... ...umarım çeki düzen ve gerekli uyarıları yaparlar... ...sadece bu program özelinde değil... ...daha önceki programlarda Onur Erdem hep uyardı... ...ama bu program zirve yaptı... ...ya Onur Erdem'in... E ...beni... E ...uyardığı oluyor... Ya, ...Onur Erdem şundan dolayı uyarıyor beni... İnsanlar yanlış anlamasın... ...abi Ayşe ne iş çıkacak... ...ya da yani burası zaten yayınlanmayacak... ...bizi niye uğraştırıyorsun diye... ...yoksa Onur Erdem'le biz çok karşılıklı küfürleşiyoruz... Ee, ...Onur Erdem'in programlardaki... ...küfürlerden çok rahatsız olduğunu hiç düşünmüyorum... ...hele yeni iş pozisyonunda hiç düşünmüyorum... Ee, ...hadi eskiden programların sorumluluğu falan üzerindeydi... Ee, ...Onur Erdem de benim kadar küfür eden bir adam aynı zamanda... Ya öyle öyle küfürüdür. Küfürden çok şey yapmamak lazım. Sonuçta ee... bilmiyorum. Baybars Elemento'ya da katılamadım. Ee... dediğim gibi katılamadım. Emrecan Can Işık, en sevdiğin İskoç sorusunun yanıtı nasıl Desmond Hume olmaz Erman Yaşar? Geçtiğimiz haftalarda bir Londra merkezde en sevdiğim İskoçları sayarken işte bir iki tane futbolcu falan saydım. Ee, Scott McTominay'ı, işte Billy Gilmore'u, Kieran Tierney'i falan sanıyorum. Desmond Hume'u unuttum. Desmond Hume e, benim e, Lost'ta en çok sevdiğim ikinci karakterdi Jack'ten sonra ve e, bazı yerlerde hatta Jack'ten daha fazla sevdiğim bir karakter haline gelmişti. E, see you in Another Life Brother e, aksanıyla da bize tarihi, kült bir karakteri sunmuştu. Sayın Desmond Hume şuraya bir yıldız koyalım. Canımdır. Kendime de bir eksi koyuyorum. Gerçekten bunu unutmamam lazımdı. Börkçörk gerçekten ofisteki kahveyi kötü mü seçiyor canereler? Kötüne kelime? Kötüye çarpı koyuyorum. Rezalet. Canereler böyledir. Ee, kendisi ofise gelen iyi kahveleri evine alıp kötü kahveleri de biz çalışanlarına içiriyor. Maalesef e, herkes canerelerin iyi yüzünü ...spor medyasında biliyor ama biz burada neler çekiyoruz... ...bir de bize sorun... Ee, ...Mehmet Akdeniz'e geçiş yapıyorum... ...bu e, duygulu ve... E, ...tatsız andan sonra... ...Mehmet Akdeniz, Erman Yaşar, Erman Yaşar'a benzeyenler... ...yarışmasına katılsa kaçıncı olur acaba... ...bence ilk üç zor, bence de zor... Ee, ...hakikaten her gün... ...her yeni gün... ...bana benzeyen biri çıkıyor ve birçoğu benziyor... ...yani Diyanet... E, beyefendi Diyanet işlerindeki beyefendi hakikaten benziyor... Ee, şey müzisyen arkadaş e, geçtiğimiz günlerde Amsterdam uçağında o gerçekten akıl almaz yani bana ilk atıldığında ben dedim ki ulan yani bir iki ay önce de uçağa binmiştim dedim oradan bir görüntü falan mı ama ben öyle kasket falan takmıyorum yani oradan çıkarım yaptım hakikaten ben bile e, bir ne oluyor falan dedim Üç, üçten falan girerim herhalde bana benzeyenler yarışmasında ilk üçe Ronnie O'Sullivan. Merhabalar çok seviyorum sizi çünkü Emre Özcan'la 11 sene boyunca aynı evdeydim. Haliyle kendisi Türkiye'nin en önemli sunucu spikerlerinden biri olduğu için Rani Bey. Ee, Emre sayesinde sizi çok yakından tanıdım. Birçok şampiyonluğunuzu seyrettim. Ee, oldukça özel ve büyük bir efsanesiniz. Erman abi ne zaman OnlyFans açıyorsun? Türkiye buna hazır mı bilmiyorum. Sevgili Efsane Ronnie O'Sullivan. Ee, çünkü yani ben OnlyFans açarsam e, icraatlarım etkileyici olur. E, bu etkileyici icraatlara ne kadar hazırsınız onu bilmiyorum. Ama e, yok zannetmiyorum. Zannetmiyorum şu anda e, yeterince dert var başımda. Bir de OnlyFans ile uğraşmayalım. E, güzel bir seçki olmuş. Hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çarpılar, gülücükler, tikler, mikler bol bol iyi gittim. İyi gitti tekrardan en başa Ozan Süleyman'ın 2012'sine döndüm. Ömrü hayatımda gördüm en süpersonik adam demiş. Canım ya canım ya valla çok iyi çocuktur. Çok beraber çok fazla şey paylaştık ee, bayağı da özlüyorum kendisini ama yapacak bir şey yok hayat bazen sizleri farklı yerlere savuruyor. Ve böylelikle Samsung Galaxy'nin hazırladığı sor bakalımın sonuna geldik. Bu hafta ben Erman Yaşar sor bakalım da sizlerle birlikteydim. Elimden geldiğince soru ya da yorumlara benim için yapılmış yorumlara ee, cevap vermeye ya da onlar hakkında fikirlerimi söylemeye çalıştım. Önümüzdeki hafta bir başka değerli Sokrates insanı burada olacaktır muhtemelen belki benle final yaparlar bilmiyorum ama yok yapmayacağız değil mi final yapmayacakmışız o zaman benden sonra bir başka değerli Sokrates insanıyla devam edeceğiz hoşçakalın Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sundu. <laughs>